Benim çocukluğum geçti köyde. İnsanlar vardı. Ben belki de bu bakımdan çok nadir, şanslı insanlardan biriyim. Belki işte İsmet Bey'in de dediği gibi içinizde cönk görmüş adamım ben. Bu cönk taşıyan insan görmüş adamım. Cönk herkes görebilir de. Yani babam imam, okuma yazması olduğu için adam geliyor, uzak bir yerden de geliyordu, ben onu biliyorum. Bir köyden geliyor, ondan sonra şu şiiri bana oku diyor, o gösteriyor. Fakat bilmiyorum o Cenk onun dedesinden mi geldi veya bilemiyorum tabii, ama o Cenk'i o taşıyor. Dedem, şey, babam da onu okuyor o şiiri. Bu büyüdüğüm, yani ilkokul 3. sınıfa kadar bulunduğum köyde işte Taplı Mustafa amca vardı. Taplı Mustafa amca, ismi Taplı. Tap demek ölçü demektir. Yani taplı demek çok ölçülü bir adam anlamına gelir. Ve bu insan asla kağnısını terk etmedi, at arabasına da geçmedi. Efendim, hiçbir teknolojik ürünü kullanmadı. Bunlar gavur icadıdır, bunlar yaramaz dedi ve hiçbir traktörün üzerine binmeden de ömrünü geçirdi. Vefat etti. Allah rahmet eylesin. Ve bunu Müslümanlığından dolayı yapardı. Şehre eşeğinin üzerinde gidip gelirdi. Ayrıca bu öyle beceriksiz, anlamayan bir adam değildi. Adı Taplı bunun. Yani ona de ki şu camiye kapı yapılacak veya şuraya minber yapılacak. Çivi kullanmadan, bütün ustalığıyla onu yapardı ki. Onun yapmış olduğu bir basit merdiven var. Onu hala bizim evimizde durur. Bize hediye etmişti. Yani kafası çalışan bir insandı. Bir de Sakallı Dede vardı. İsmini bilmezdik ama Sakallıydı onun ismi. Yani öyle kalmış. Bu köyümüzün camisine babam hoparlör taktı, imam olduğu için. Babamla günlerce kavga etti. Yani buraya bu yapılır mı? Buraya bu takılır mı? Bu ne? Yani diye epeyce tartıştı. Hacca gidip geldi. Fakat asla uçakla veya bir vasıtayla değil. Hacca bir gün çıktı, hacca gidiyorum diye gitti. Biz öldü zannettik çünkü 8 ay falan geldi. Hatta öyle konuşuluyordu köyde yani. Sonra geldi yani, hayırlı mübarek olsun diye ev gittik, elini öptük, zemzemini içtik yani. Şimdi bu fakirliğinden, garibanlığından dolayı değil. O işte motorlu araçlarla veya uçakla hacca gitmenin caiz olmadığını düşünüyorum. Böyle yaşıyor bu insan.